Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Yine Aircraft Design'da kaldığımız yerden devam ediyoruz. Burada kalmıştık. Supersonic Wind Tunnel test alone will take many months and you will need sufficient time to take the results, modify the design and test it again. Şimdi supersonic rüzgar tünelleri testi tek başına burada will take. Tekten sonra zaman geleceğini diyorduk. O kadar süre alıyor. Minimum, yani aylarca süre alacak. Alıyormuş bu süpersonik rüzgar tünel testleri. And you will need, ihtiyaç duyacaksın. Ne? Sufficient time. Burada yeterli zamana ihtiyaç duyacaksın. Sufficient, yeterli ne demek? Ne için bu zamana ihtiyaç duyuyoruz? Take the results, bu sonuçları almak. Sonra modify the design, bu tasarımı modifiye etmek, değiştirmek, güncellemek de diyebiliriz bunun içine. Yani bir eksiklikler görürsek onu değiştirebiliyoruz bu süreçte. Ve onu tekrar test etmek. İşte modifiye ediyorsun. Yeni halini tekrar test ediyorsun. Bunun için yeterli bir zamana da ihtiyacım var. Yani bu uzun bir süreç. Bunun testi uzun bir süre alıyormuş. Bunu burada öğrendik. CAD tools in preliminary design should allow repeatedly reshaping the overall configuration as the design evolves, but must also permit definition of the entire design in production quality surface definition. Şimdi CAD araçları burada. Neredeki ön tasarımdaki bu CAD araçları should allow, izin vermeli neye? Repeatedly reshaping, hızlı bir şekilde tekrar şekillendirmesine izin vermeliymiş. Neyin şekillendirilmesine? The overall configuration as the design evolves. İşte burada tasarımın gelişmesiyle, geliştikçe bu tüm genel konfigürasyona tekrar şekillenmesine, hızlı bir şekilde tekrar şekillenmesine izin vermeli. But must also, ama ayrıca permit, burada allow demiş, permit de aynısı zaten. Aynı kelime tekrardan kullanmamış, permit kullanmış. Ayrıca şuna da izin vermeli. Definition of entire design, tüm tasarımın tanımına izin vermeli. Neredeki in var? Production quality surface definition. Bu üretim kalitesinin deki üretim kalitesi yüzey tanımındaki bu tanıma da, yani tüm genel tasarımın tanımına da izin vermeli. Burayı da bu şekilde çevirdik. Because the number of designers working on the geometry will grow, some means of managing access to geometry is essential to avoid chaos. Şimdi because, çünkü hani burada because varsa hani şu olacağından dolayı, olacağı için şu olmalıdır tarzı çevirebilirsiniz. Direkt çünkü. Yani eğer ikinci phrase'de because ile başlıyorsa şu olmuştur because, yani çünkü şöyledir diyebilirsiniz. İlkte because varsa direkt çünkü diye çevirmeye başlamayın. The number of designers working on geometry. Bu geometri üzerinde çalışan tasarımcıların the number, yani burada sayısı anlamında, sayısı will grow, artacağından dolayı, artacağı için because böyle çevirebilirsiniz. Some means of managing. Burada means'in bir araç, vesile anlam falan var. Yolla diyebiliriz. Managing access. Burada girişi yönetmenin bazı yolları. Nereye girişin? Geometry. To the geometry. Yani geometriye girişin, ulaşımın, yani erişim diyelim burada daha mantıklı. Geometriye erişimin yönetmenin bazı yolları is necessary. Essential. Burada gerekli demek. Necessary de diyebiliriz. Gereklidir. Ne için? To avoid chaos. Chaos. Burada kaosu önlemek için, kaosu yol açmamak için, kaosu önlemek için bu geometriye erişimi yönetmenin bazı yolları da şarttır. Essential, gereklidir diye burayı çevirdik. Modern CAD systems have excellent data management tools, use them. Burada modern CAD sistemleri have excellent, harika veri yönetim araçlarına sahipmiş. Use them, o yüzden onları kullan diyor burada. TL'de açıklama söylemiş. Şimdi geldik detail design, detaylı tasarıma. Buraya da bir giriş yapacağız. Sonra aircraft conceptual design process. Yani tekrar burada kavramsal tasarım sürecine giriyoruz. Şimdi başlayalım. Assuming a favorable decision for entering full scale development, the detail design phase begins. Şimdi assume burada ne, varsamak anlamı falan da var. Bir de mesela assume decision dediğimizde bir karar almak anlamı da var.
Favorable da favor zaten iyilik demek ama favorable böyle makul, avantajlı, uygun anlamı var. Yani uygun bir karar alındığında diye çeviriyor burayı. Niye, ne için alınıyor bu karar? Uygun karar. Entering full scale development. İşte bu tam ölçekli gelişime giriş için. Yani geliştirmeye adım atmak için de diyebiliriz burada enter için. Uygun bir karar alındığında the detailed design phase begins. Detaylı tasarım amacı, aşaması başlar. Burayı bu şekilde nasıl başladığını burada söylüyor. This is when the actual parts get designed in detail. Burada yine şey yapmış. This is bu neymiş? When the actual parts, bu asıl parçaların get design tasarlandığı zaman. Yani bu dizden kastı şey. Detail design phase. Detaylı tasarım aşaması. Neymiş? Bu asıl parçaların tasarlandığı zamanmış. Bunu zaten in detail. Burada yani detaylı bir şekilde tasarlandı. Burada ek olarak açıklamış. Yani asıl parçaların detaylı bir şekilde tasarlandığı zaman. Biz detaylı tasarım aşaması diyoruz. Then you fabricate the parts, assemble them together and fly. Daha sonra ya yani detay tasarımından sonra you fabricate bunu üretiyorsun. Ya yani fabrikasyonunu yapıyorsun bu parçaları. Assemble them, assemble montaj. Bu parçaları birleştiriyorsun birlikte bir araya getirip daha sonra da zaten uçağın hazır hale geliyor ve uçuyorsun. During the entire conceptual and preliminary design phases, not a single built drawing is created. Burada during boyunca entire tüm bu işte kavramsal ve ön tasarım aşamaları boyunca not a single yani tek bir built to burada hani inşa yapılacak, gerçekleştirecek diyelim. Drawing is created. Yani burada yapılamaz. Yani burada şey demek istiyor benim anladığım. Yani zaten şeyde yapmıştık ya conceptual ve ön tasarımda sadece böyle belli başlı şeyleri mesela conceptual'da düz bir levha yapıyorduk. Ön tasarımda da köşelerini falan belirliyorduk ama üretim haline böyle işte bu somunların yerleridir, şudur budur tüm detaylı tasarımı yani fabrikadan çıkacak halini biz detaylı tasarımda yapıyoruz. O yüzden işte burada kavramsal veya ön tasarımda böyle direkt fabrikaya verilebilecek bir tasarım çıkmıyor. Yani tek bir tanesi bile çıkmıyor. İlla detaylı tasarıma girmesi lazım, detaylandırılması lazım. Bu cümleden bunu anlıyoruz. Instead, the designers are addressing top level issues such as the number of engines required, the sweep of the wing, and the type and size of the tails. Şimdi instead bunun yerine the designers, burada tasarımcılar are addressing, bir şeyleri ele almak demek address burada, fiil hali. Top level issues, yani çok önemli, en üst, en önemli konuları ele alıyorlar tasarımcılar yani detaylı tasarım aşamasında. Ne gibi en önemli konular such as diyor? The number of engines required. Burada ihtiyaç duyulan, gerekli olan motor sayısı. Sonra the sweep of the wing. Sweep normalde süpürmek falan demek ama burada isim olduğu için kıvrım anlamı falan var. Kanadın kıvrımı, kanat ne kadar eğik olacak işte bakış açısı falan. Tarzım hücum açısı olayları falan var. Oralarda detaylı bir şekilde geleceğiz ilerleyen chapter'larda, bölümlerde. And the type and size of the details. Bu kanadın türü ve boyutu gibi önemli sorunları ele alıyorlar. Artık böyle genel kabataslak tasarım problemlerini es geçiyorlar. Oralar daha önceden tanımlanmış olması lazım. Is no reason to design the actual parts at this point because everything is still changing. There is no reason. Hiçbir sebep yok. Ne için? To design the actual parts at this point. Bu noktada bu asıl parçaların tasarımı için hiçbir sebep yok. Çünkü, bak burada biraz sonradan gelsin. Çünkü diyoruz. Everything is still changing. Her şey hala değişiyor. İşte sürekli test ediyorsunuz. Olmuyorsa tekrar test ediyorsunuz. Gibi. Besides, you don't need such detail to estimate performance using the tools of conceptual and preliminary design. Besides, ayrıca you don't need ihtiyaç
ihtiyacın yok, ihtiyaç duymuyorsun. Ne? Saç detail, saç burada yani bu tür detaylarda ihtiyaç duymuyorsun. Ne için? Estimate, tahmin etmek için. Performans tahmin etmek için. Bu tür detaylara ihtiyaç duymuyorsun. Ne yaparak? Using the tools of conception and preliminary design. Bu kavramsal ve ön tasarım araçlarını kullanarak işte bu performans tahmini yapmak için bu tür detaylara ihtiyaç duymuyorsun diye burayı da çevirdik. Diğer sayfada sonraki videoda geçelim arkadaşlar. Haydi görüşürüz. Bay bay.